Merhaba sevgili arkadaşlar. Aşağı yukarı 5 gündür video çekmedim, birlikte olamadık. İşte biraz şehirler arası birkaç şehir dolaştım, geldim. O sıralarda hem biraz dolaşma telaşı hem toplantılar, muhtelif toplantılar ve internet yetersizliği ya da azlığı diyelim, video çekemedik. Ama o süre içerisinde ne oldu? Zaten araya bir hafta sonu girdi. Maliye Bakanı Nebati'nin gece yarısı açıklama yapacağım diye böyle piyasaları strese soktuğu bir açıklama vardı biliyorsunuz. Biz gece yarısı açıklamasını beklemeden önce bir yayın yapmıştık en son. Sonra ertesi gün komik bir açıklama geldi. Yani herkes acaba geri silkeleme operasyonu mu başlıyor diye bir strese girmişti. Açıklaya bildiğimiz işte hazine borçlanmasına İslami kesimi adına faiz denmeyen bir gelir endeksi senet çıkardılar. Zaten miktarı da çok fazla bir rakam olmayacak, miktar olmayacak. İşte Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ile Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün karlarına ilişkin bir dövize endeksli kağıt, pardon gelire endeksli bir kağıt, faiz oranı. Adına faiz demiyorlar, ben inadına faiz dedim de %23 olacakmış. Ben de Twitter hesabında video çekemediğim için Twitter hesabında bir not yazmıştım. Bu gelir endeksi senet Türkiye'nin bütün sorunlarını çözer maşallah, hiçbir problem kalmaz. Her şey çözülür, üstüne de para artar, artan parayla da Ay'a dört şeritli yol yaparız demiştim. Ay'a dört şeritli yol yapma kısmına inanıyorsanız baştaki şeylere de inanırız. Peki biz nerede kalmıştık? 5 gündür yayın yapmıyoruz. İşte dolarda Erdoğan stresi var demiştik. Biraz önce anlattım. Gelir endeksli senetler stres kaynağı bile olamaz. Geri silkelemeden bahsetmiştim daha önce. Böyle bir stres var. Bu ne zaman olur? Yani döviz piyasalarında yukarıya doğru bir yön var ama geri silkeleme ne zaman olabilir? Ve cari açıktan dolara, herkese piyasalara selam var. Şimdi biz cari açıktan başlayayım. Doların yönünü oradan anlamaya çalışalım. Şimdi öteden beri ben söylüyorum ki bu dolardaki meseleyi biz sadece günlük piyasadaki göstergelere bakarak analiz edersek, yok işte oradan bu oldu, Amerika'da şu haberler geliyor, işte tarım dışı istihdam o vesaire bakarak değerlendirirsek hatalı değerlendiririz. Elbette o verilerin payı var ama sadece onlar değil. Türkiye için daha fazla önemli olan ve daha fazla etkisi olan şey bazı ekonomik göstergeler. Bunların en önemlisi de cari açık ve enflasyon gibi göstergelerdir. Enflasyonun hali ortada. Şimdi bugün cari açık açıklandı. Yani cari açık nedir? Tekrar edelim. Hani bilmeyenler için cari açık bir ülkenin dış alem gelirleriyle dış alem giderlerinin toplamı. Yani ihracatınız, turizm gelirleriniz, işçi döviz gelirleriniz, yurt dışı müteahhitlik döviz gelirleriniz sizin. Gelirleriniz, giderleriniz, ithalat var, dış borç ödemeler var. Efendime söyleyeyim. Sermaye, gelen yabancı sermayenin dışarıya çıkardığı kar transferleri var. Yurt dışına yapmış olduğunuz turizm hareketleri var. Yani yurt dışından geldiği gibi bizden de yurt dışına çıkanlar. Yani artılar, eksiler topluyorsunuz. Türkiye'nin Ocak-Nisan ayındaki cari açığı 21 milyar dolar olmuş. 21 milyar dolar büyük bir rakam. Neye göre büyük diyoruz? Aynı dönem, yani yine Ocak-Nisan geçen senede 9 milyar dolarmış. Yani geçtiğimiz yıla göre cari açıktaki artış %133. Bu
işlerin geçen seneye göre çok 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 kötü gittiğini gösteriyor. Bakın kötü değil, çok 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 kötü gittiğini gösteriyor. Yani ihracattaki artışınız, turizmler vesaire bu işleri karşılayamıyor. Dolayısıyla bu cari işlemler dengesinin içerisinde bir de net hata noksan kalemi var. Bu net hata noksan kalemi şu demek. Yani kaynağı belli olmayan bir para, eğer bu artıysa Türkiye'ye giriyor, eksi ise Türkiye'den çıkıyor. Şimdi bu kaynağı belli olmayan para, bazı işlemlerde hata yapılır, küsuratlar olur ama böyle çok büyük rakamlar olunca insanın kafası da karışıyor. Yani sadece bizim kafamız karışmıyor. Biliyorsunuz uluslararası kurumlarda Türkiye'yi özellikle kara para konusunda gri listeye aldılar. Bu çok kötü bir şey. Yani Türkiye'ye yabancı sermaye girişini de etkiler. Türkiye'nin bulacağı dövizleri de etkiler. Net hata noksan kalemi Nisan ayında 4,5 milyar dolar. Yani Nisan ayında Türkiye'ye nereden geldiği belli olmayan 4,5 milyar dolar girmiş. Bu yılın 4 ayında Ocak-Nisan döneminde 11,7 milyar dolar. Yani bu yıl bakın 11,7 milyar dolar. Bu normal bir rakam değil. Yani net hata noksan ya sıfır olur ya çok küçük, hani şunu küsuratı olur 7 olsun, yani 700 milyon dolar olsun. 11 milyar dolar ne? Bu net hata noksan olmasaydı bu cari açık dediğimiz 21 milyar dolar var ya Ocak-Nisan. O olacakmış demek ki 32 milyar. Şimdi bu kaynağı belirsiz paralarla nereye kadar nasıl gidilir bilemem. Ama bu cari açık dolara diyor ki durma yürü. Oturduğun yer senin değildir. Kalk daha ileri git. Sadece dolara değil tabii, euroya da diyor, altına da diyor. Üstelik Merkez Bankası'nın kasası da boş. Ne kadar müdahale edecek belli değil. Tabii gelen bu kaynağı belirsiz para 4,5 milyar dolar ne yapar? Onu bilemiyorum ama yine ilk 4 ayda yaklaşık, hani eskiden 128 milyar dolar nerede diye soruyorduk. İlk 4 ayda da 36 milyar dolar gibi bir çıkış olduğu, Merkez Bankası'nın arka kapıdan sattığı söyleniyor. Bu paralar arka kapıdan gidiyor, nereye gidiyor onları bilemiyoruz. Şimdi peki burada dolar yükselecek. Bunu görüyoruz piyasalara, cari açığın ve ekonomik göstergelerin yukarı doğru bir ittirmesi var. Ve yine enflasyon beklentileri de öyle. Özellikle uluslararası piyasalarda emtia fiyatlarında. Ama bir de keriz silkeleme operasyonundan ben bahsetmiştim 10-15 gün kadar önce. Olası bir ihtimal bu olabilir mi? Çünkü dolar alıp başını gidiyor. Ya olabilir çünkü keriz silkeleme için iki senaryo vardı. Hatırlatalım onu, hatırlayalım. Türkiye'ye büyük bir para girmesi bekleniyor. Nereden bekleniyor? İşte bunun bir kısmı Körfez sermayesinden İstanbul Havaalanı için. Onun işletmesi için. Ama buradaki yapılan konuşmalar veya işte başka şirketlerin de satışları için. Çünkü artık satarak bir çözüm bulunuyor. Yani satış dışında Türkiye'nin bir çıkışı kalmadı gibi döviz sıkıntısı. Ki çözemeyecekler döviz sıkıntısını çözmek açısından. O para gelirken o paranın 21-22 liraya göre hesaplandığı söyleniyor. Yani parayı getirecek olanların dediği dolar bir 21-22'ye gelsin. Biz de bunu getirelim. Siz de bu arada da tabii Merkez Bankası'na bol döviz girdiği zaman yine müdahale edersiniz. İşte yeni, işte o zaman enflasyona endeksli hazine bonosu veya süper bono çıkartırsınız ve doları düşürürsünüz diye. Benim şimdi orada geri silkeleme ne zaman derken, işte bu senaryoda ya 21-22'ye geldiği zaman olabilir. Ve de peki bu ne zaman 21-22'ye gelir? Vallahi şimdi bu 18'e, dolar yakında 18'e gelir kısa bir sürede. Orada da biraz oyalandıktan sonra 21-22'ye gider. Ağustos'un Temmuz sonu olur.
Temmuz'un ortası olur ama en geç vade Ağustos'un ilk yarısı olası gerisi gelime. Neden dersek? Çünkü kur korumalı mevduat Türkiye'nin başına büyük bir bela açtı. Dert mert değil, bakın adına dert demiyorum, bela açtı. Ve burada en önemli vadelerden bir tanesi de Şubat'ın 20'sinde kurumlar vergisi beyannameleri alınırken şirketlere dendi ki sizin dövizlerinizi vergiden muaf tutacağız, döviz artışlarınızı, Türk lirası karşılıklarını. Onun için de siz kur korumalı mevduata geçin diye. Ve bunlar da ciddi bir para, kurumlar 6 ay vadeyle de bunu şart koşmuşlardı. Hem vergiden faydalanmak için hem de kur korumadan ve maliyenin hışmına uğramamak için parayı yatırdılar. Bunların vadesi Ağustos'un 20'sinde doluyor. Ağustos'un 20'sinde dolan bu vadeye karşı ciddi bir Türk lirası basılma ihtimali değil, zorunluluğu var. Şimdi bunu önlemek için ne yaparlar diye düşünüyoruz. Şimdi hep konuşulan bir enflasyona endeksli tahvil veya bono. Bu yapılırsa hem kur korumalı mevduat devam ederken bir de ayrıca enflasyona endeksli bono çıkarsa Türkiye için tam bir felaket. Yani dört bir taraftan dinamit patlıyor anlamına gelir. Ama biraz akıllı davranırlarsa, ki akıl ve bilim kaldı mı bilmiyorum, biraz akıllı davranırlarsa bu enflasyona endeksli senetleri sadece vadesi gelen kur korumalı mevduatlar için önerebilirler ya da şirketleri buna zorlayabilirler. Zorlayabilirler veya zorlarlar. Dolayısıyla geri silkeleme için önünüzde iki gösterge olsun diyorum. Dolar 21-22'ye yaklaştığı zaman şöyle bir dikkat edin, bir soluklanın veya Ağustos'un ilk 10'undan sonra bir daha soluklanın, dikkat edin diye düşünüyorum. Benim işte 5 günlük aradan sonra piyasalarla ilgili yapacağım konuşma şimdilik bu kadar. Bugün fazla uzatmayalım, kısa keselim. Sağlıklı kalın, hoşça kalın. Tekrar görüşmek üzere diyorum.